Merhaba değerli gönül dostlarımız, sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz. Programımızın bugünkü bölümünde engelli bireyler kamusal alanda hangi haklara sahiptir ya da hangi haklardan indirimli olarak faydalanabilir? Bunu kısaca sizlere anlatmaya çalışacağız inşallah. Evet arkadaşlar, engelli bireyler kamusal alanda 2022 engelli maaşı, bakım aylığı, sosyal hizmetlerden yardımlar, indirimli faturalar, engelli kimlik kartı vesaire bütün haklara sahiptir arkadaşlar. Bunun ön koşulu engellilik rapor oranımız %40 ve üzeri olması. Evet arkadaşlar, engelli bireyler faturalı hatlar, internet, su indirimi yani su faturalarına indirim, elektrik faturalarının ödenmesi, kamusal alanda öncelik sahibi olması yani hastanelerde veya kamu kurumlarında engelli bireyler engelli kimlik kartları veya raporları olduğu sürece öncelikli kabul ediliyor. Ulaşımda kolaylık, engelli kimlik kartının olması, vergiden muaf tutulması, emlak vergisi ödememesi gibi birçok alanda haklara sahiptir arkadaşlar. Bazı yerel yani iller bazındaki haklar ise illere göre belediyelerin koymuş olduğu su indirimi, su faturalarının indirimi ve ücretsiz ulaşım gibi birçok haktan faydalanabiliyorlar arkadaşlar. Büyük şehirlerimizde metroların kullanılması gibi ulaşımda kolaylık sağlayan durumlarda ise engelli bireyler ücretsiz olarak faydalanmaktadır. 18 yaş altı engelli bireye bakmakla yükümlü olan ve 65 yaş üzeri yaşlı olan kişilerin faturaları da devlet tarafından ödenmekte, destek verilmekte. Bunlar faturalarını alıp PTT şubelerine gitmek suretiyle ödemelerini gerçekleştiriyor ve belli oranda devlet engelli bireyin ve bu kişilerin faturalarını ödemesinde destek veriyor arkadaşlar. Su faturaları haricinde konuşma veya faturalı hatlarda ise %25'ten yukarı olmak suretiyle çeşitli oranlarda engelli bireylere destek sağlanıyor arkadaşlar. Ulaşımda otobüs firmaları özellikle %30'lara varan indirimler sağlamakta. Trenleri kullanan yani tren istasyonlarını, hızlı tren başta olmak üzere demir yollarını kullanacak arkadaşlarım ise ücretsiz faydalanmakta arkadaşlar. Diğer bir konu, engelli ÖTV muafiyetinde birlikte ÖTV muafiyetli araçlarında ücretsiz otoparklardan yararlanmakta arkadaşlar. Milli parklara girişlerde, tiyatrolarda engelli bireylere ücretsiz giriş sağlanmakta. Engelli bireylerin yanında bir refakatçisi de duruma göre, raporun oranındaki yüksekliğe göre bu kişilerin haklarından faydalanmakta arkadaşlar. Özellikle GSM şirketlerinin çeşitli indirimleri, internet şirketlerinin çeşitli indirimleri de bu kapsamda yer almakta arkadaşlar. Tabii burada rakamsal değerlere çok fazla girmiyoruz çünkü bu farklılık gösterebiliyor arkadaşlar. Özetleyecek olursak %40 ve üzeri rapor olan engelli kardeşlerimiz gerek kamusal gerekse özel anlamda birçok hakka sahip. Kamusal alandaki hakları sizlere kısaca anlattık. Neydi bunlar? Vergi muafiyeti, engelli kimlik kartı, engelli bakım aylığı, engelli maaşı, indirimli faturalar, indirimli su faturası, elektrik fatura desteği, ulaşımda indirimli veya ücretsiz ulaşım. Az önce bunu belirtmiştik. Bu şekilde haklara sahip arkadaşlar. Buradaki önemli noktamızı tekrar hatırlatmak istiyorum. Bütün bu haklardan yararlanmak için %40 ve üzeri engelli raporumuz olacak. Evet, sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızın da sonuna geldik. Daha farklı sorularda ve güzel yayınlarda bir arada buluşmak, görüşmek dileğiyle hepiniz kalın sağlıcakla.